Cesur, kimseye zararı dokunmayan, üstelik bir aileye can yoldaşı olan bir köpekti. Fakat bir vicdansız tarafından av tüfeğiyle acımasızca vuruldu ve kumsala gömüldü. Gözü yaşlı aile köpeği vurduğu iddia edilen kişiden şikayetçi oldu. Bakın köpek burada. Köpeği buraya gömdü, bak gelin. Bakın köpeğim burada. Bakın. Bu bir kumsaldır ve burada çocuklar oynuyordu. Köpeğimizi oraya gömmüş. Köpeğe beşer ateş edilir mi? Polisler yolda şu an, geliyorlar. Allah belanı versin. Bizim canımızı yaktın, Allah senin canını yaksın. Köklü ailesinin can dostu, hatta evlatları gibiydi. Bir caninin kurbanı oldu. Evinin bahçesi burası, evi burası. Arabası orada duran araba. Köpeğimizi dün öldürüp buraya gömmüş. İsmi Cesur'du. Kimseye de bir zararı yoktu. Tüfekle vuruldu, plaja gömüldü. Gökçe Büyüker tarafından köpeğimizin öldürüldüğünü söylemişler. Balıkesir'in Erdek ilçesinde otel işleten Mehmet Aydın Köklü pazar sabahı Cesur'u göremeyince aramaya çıktı. Sahilde karşılaştığı birkaç kadın köpeğin emekli albay Gökçe Büyüker tarafından öldürüldüğünü öne sürdü. Eşim koşarak olay yerine gitmiş ama etrafa bakındığında köpeği bulamamış, kan izi görememiş. Böyle hayvan katillerin Allah bin türlü inşallah belasını versin. Gökçe Büyüker önce o iddiayı reddetti. Köpeği başka birinin vurduğunu, bekçinin oğlunun vurduğunu söylemiş. Sonra da çark etti. Polisler olay yerine geldiğinde Gökçe Büyüker köpeğimizi kendisini 4-5 el ateş ederek vurduğunu itiraf etti. İnsanlar şu an güneşleniyor burada. İnsanlar şu an burada kamp yapıyorlar. Buyurun. İçeri kaçtılar. Bakın. Köpeğimi vurup da içeri kaçtılar. Köklü ailesi Cesur'u gömüldüğü yerden ağlıya ağlıya çıkardı. Talihsiz hayvanın cansız bedeni otelin bahçesine gömüldü. Aile köpeği vurduğu iddia edilen emekli albaydan şikayetçi oldu. Canımız gibi sevdiğimiz, gözümüzle baktığımız Cesur'umuz için adalet istiyoruz.